Saygıdeğer izleyenler, yıllar sonra da olsa Ünye İlçe Şehir Stadyumundayız. Ligde kalma mücadelesi veren 1957 Ünye Spor Teknik Direktörü ile beraberiz. Göreve gelir gelmez ilk iki maçı alarak hem spor kamuoyu hem de takım adına olumlu bir sonuç elde ettiğimiz düşüncesiyle rahatladı Ünyeliler ve Ünye Spor kamuoyu yönetici. Bu arada geçtiğimiz iki maçı teknik direktörümüzden hem değerlendirmesini alalım hem de yollarına nasıl devam edeceklerini kısa ve öz olarak Ünyelilere ve spor severlere anlatsın. Hocam önce sizi tanıyalım. Öncelikle ben Mehmet Dönmez. Yaklaşık bir ay gibi dönemdir çalışıyoruz oyuncu arkadaşlarla. Ünye'nin ilk yarıki durumunu anlatmaya gerek yok. Zaten herkes biliyor. Bizler de o bilinçteyiz zaten. İki haftaya gelirsek, iki hafta olarak değil, biz 13 maç olarak bakıyoruz olaya. Doğru. Sonuçta iki tane maçı geçtik. Her maç final. Hala da puan sıralamasında sonuncu sıradayız puan olarak. Bu haftaki maç biraz daha önem taşıyor. Rakiplerimizin deplasmana gittiği anda biz içeride oynuyoruz. Zaten biz içerideki maçlarımızın hepsine final gözüyle bakıyoruz. Onları zaten bir kere kazanmakla yükümlüyüz. Ama neyle? Sırayla. Şu anda bizim bu haftaki maç Osmancık maçı. Geçmiş bitti. İki maçı kazandık. Onlarda sıkıntı yok. Bundan sonraki maçları kazanıp Ünyespor'u en iyi şekilde, en iyi yerde bırakıp ligde kalmasını sağlamak amacımız. Artık bundan sonraki final maçlarımız, ilk maçımız Osmancık. Osmancık geçtikten sonra sıkıntılar devam ediyor. Lig çünkü daha 11 tane daha maçımız var. Bunların hepsi final değerinde. Ama birinci bir şey o anda bizim bir konuşmamız gereken maç Osmancık maçı. Bu hafta taraftarımızı maça davet ediyoruz. Bizim içerideki maçta bir baskı kurmamız lazım. Bu taraftarımızla, oyuncu grubumuzla, işte yönetimimizle bu olanağı sağlamamız lazım. Herkesi maça bir şekilde davet ediyorum. İnşallah bu maçı da geçeceğiz. Ondan sonraki haftalara bakacağız artık. Teşekkür ediyorum. Biz sevgili hocam, biz de sizden bu sporun içindeki bir adam, teknik direktör olarak taraftarlardan futbolcuları olumlu yönde motive etmeleri adına nasıl sloganlar istersiniz? Yani sloganı söylemenize gerek yok ama taraftarınızdan sizlere ne biçim bir hayati ruhiye aktarılsın ki bu oyuncular zaten, taraftarı dolanmadan... Zaten ilk maçta güzel bir ortam oldu. Seyirciler sağ olsun geldiler. Evet. Tabii insanların kafasında soru işaretleri de oluştu. Acaba bu takım ligde kalır mı diye. Şu anda 2-2 yaparak biz o şeyi verdik diye düşünüyorum. Şehir anlamında. Bundan sonra taraftarda bitiyor iş. Gelsinler, takımlarını desteklesinler. Gerçekten çok karakterli bir ekip oluşturduk. Evet. Önemli olan gelsinler, bu takımlarına güvensinler. Bu takım ligde bırakalım. Zaten bence büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum bırakırsak. Ama bu sadece oyuncu grubuyla olmuyor. Taraftar abi, grubuyla olacak. Biz geçen hafta sağ olsunlar deplasmana geldiler Bulancak'ta bir grup taraftarımız. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama sonuçta bu statın dolması lazım. Nasıl dolması lazım? Maça gelerek dolar bu stat. Kesinlikle. Gelmeden bu stat dolmaz. Evet. Ama bir şekilde herkesi davet ediyoruz. Bize destekçi olsunlar. Biz inşallah bu haftada geçip iyi bir skorla önümüzdeki haftaki maçlara bakacağız. Ama ilk önce dediğim gibi Osmancık maçı. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Siz değerlendirir misiniz? Öncelikle şöyle şunu değerlendirmek gerekir. Biz Ünye Spor Kulübü olarak yaklaşık 1,5 ay önce görevi devraldığımızda enkaz devraldık. Yani 13 maçta 4 puan toplayan bir takımı enkaz devralıp ne yapılabilir, ne edebiliriz? Bu konuyla alakalı yönetici arkadaşlarımızla bir araya geldik. İlk önce kulübü kongre kararıyla devraldık. Devraldıktan sonra şu görmüş olduğunuz takımdaki 23 tane futbolcumuzun 14 tanesini transfer ederek yeni bir takım, yeni bir kan olarak sahaya sürdük. Sahaya sürdükten sonra ilk maçımızı Altın Ordu ile yaptıktan sonra 2-0'lık bir galibiyetle ilk maçımızı bitirdik. İkinci maçta da deplasmanda Bulancakspor'u 3-0 yendik ve takımımızdaki moraller en üst seviyede. Bu hafta Ünye Sporlu taraftarlarımızı sahaya bekliyoruz.
Yani bu tribünü tamamıyla doldurmalarını bekliyoruz ve bu maçı kazanacağımızı düşünüyoruz yani şu an. Bu konuyla alakalı şu an takımımızda iki tane sakat futbolcumuz, bir tane de kart cezalı futbolcumuz var. Onun dışında daha fazla bir eksiğimiz yok. Takım şu an bugün çift kale maçta hazırlanacak. Allah'tan bir şey olmazsa da Osmancık maçında galibiyette ayrılacağız diye düşünüyorum. Başarılar sevgili hocam. Çok teşekkür ederim. Ahmet abi, Muharrem Başkanı'nın söylediği gibi takımı öyle böyle bu lige soktuk hayırlısıyla. Biz bu çocuklara inandık. Bu taraftar da bize inansın. Başkanın liderliğinde, Muharrem kardeşimin önderliğinde hep beraber taşın eline altımıza soktuk. Taşın altına elimizi soktuk. Hayırlısıyla sezonu kazasız belasız bitireceğiz. Osmancık maçına gelince de taraftar bizi yalnız bırakmasın. Bu çocukların taraftara da ihtiyacı var. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Ünyelilere ve sizlere, bizlere sahip çıktığınız için. Bu arada kaymakamımız, belediye başkanımız, Adem Atik kardeşimiz, siyasilerimize ve mülki amirlerimize, herkes Ünyespor'un bu zor zamanda yanındalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 3 tane final maçı belirlemiştik. Bunlardan 2 tanesini Ünyespor kazandı. Yolumuza devam ediyoruz. Şehirde bir canlılık geldi. Burada 3. maçımız Osmancık maçı. Bunu alırsak tabii hedefimiz 3 maç değil. Biz normalde 7 maç ama 3 maç bizim için, şehir için çok önemli. Bunu aldığımız takdirde birkaç takımı kendi altımıza alacağımızı hesabını yapıyorduk. İnşallah bu hafta rakiplerimiz zor deplasmanlara gidiyor. Biz içerideki maçımızı alırsak o bölgeden kurtuluruz diye hesap ediyoruz. Ben burada bizleri yalnız bırakmayan, Bulancağa gelen taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Ve burada bu seyircinin, tamamen bu stadın bu hafta ve bundan sonraki maçlarda dolmasını istiyorum. Çünkü bir tek futbolcularla, yönetimle bu kulüpler başarılı olamaz. Taraftara, Ünye seyircisine, Ünye halkına bizim ayrıca bir ihtiyacımız var. Onları biz yanımızda görmek istiyoruz. Mülki amirlerimizi, müdürlerimizi. Ünye'de Ünye Spor'u seven, gurbette olsun, dışarıda olsun, ilçelerde olsun, Ünye Spor'un bu haftaki maçı gerçekten çok önemli. Onların bize sahip çıkmasını, destek olmasını, tribünde biz onları yanımızda görmek istiyoruz. Allah'ım inşallah utandırmaz. Bu maçı da alırsak yolumuzun açık olacağının hesabını yapıyoruz. Başlıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyetimize, yönetimimiz dimdik ayakta. Buradayız. Bu şehir, bu takım inşallah düşmeyecek. Biz düşürmeyeceğiz. Futbolcu kardeşlerimize de inandık. Basın, herkes yanımızda. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz de ilgisiz bırakmıyorsunuz bu bağlamda. Ben o açıdan bizim bu haftaki, geçen hafta uyguladık ama çok şey yapamadık. Taraftarın bizden bir beklentisi vardı. İnşallah biz onlara Bulancak maçını alarak onlara bir güven verdiğimizi düşünüyorum. Bizim tribünlerde yardım sandıklarımız olacak. Kulübümüze yardım, bağış anlamında. Onlara, bizlere destek amaçlı sahip çıkarlarsa biz o konuda da onlara teşekkür edeceğiz. İnşallah en azından kulübümüzün ufak tefek kalan ihtiyaçlarını karşılarız diye hesap ediyoruz. Onun için o yardım sandıklarımız var. Orada gönlünden ne koparsa, kimseden zorla bir şey talep etmiyoruz. O konuda da taraftarlarımızın bize sahip çıkacağını, bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Bu hafta inşallah güzel hava olur. Bayanları, çoluk çocuk, herkesi bu haftaki maçımıza bekliyoruz inşallah.